Birazcık ufak bir yardım istiyorum sizden. Canlarım benim. Aha, bir tane zombiyi gönderdi. Bir zombiyi evine gönderdi. Selam millet, Dede Oynar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Psikopat bitkilerimizin bizi acımasız zombilere karşı koruduğu Plant vs. Zombies oyunumuzun ikincisi It's About Time'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resume diyelim ama şuradan restart diyelim. Restart. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda bu bölümü öylesine bir başlatıp sevleyip çıkmıştık. Bakalım ne geliyormuş. Dev zombiden gazeteli zombiye, psikopat zombiye, binbir türlü zombi geliyormuş. Bizim seçebildiğimiz şurada gölge bitkilerinin gücünü küçümsediğimiz, onları kullanmamız gerektiğini anlamıştık en son. Seçebileceğimiz ne vardı? Bombalarla bir de. Bombalayalım bakalım demiştik. Bombalayalım bakalım nasıl olacak. Hep birlikte bombalayalım. Hehehehey. Siz ikiniz birbirinize güç verin şimdi. Mesela o zaman ben öyle olduysa buraya şunu bırakıp oradan da bir tane bitki alayım. Şuraya da bir tane bırakayım. Şunu da alayım. Bunu da sonra size ince ince şöyle bitkiler bırakmaya başlayayım. Ondan sonra bir tane şöyle bomba bıraksam. Evet. Açılış için biraz çabuk pes edilmiş gibi göründü belki. Hemen bir şeyler attım falan ama şunu koysak şöyle. Evet, ortamdakiler birazcık saygı göstersinler bize. Şöyle koyalım bunu da. Sonra gazetelileri hızlı yoldan, tez elden ben bir indireyim de. Çünkü çirkinleşebiliyorlar sonradan. Sen oraya gittin ama orada kimse yok. O zaman şöyle bırakalım bunu. Madem orada kimse yok. Ha, bunun lane'inde de kimse yokmuş ama. Kimse hasar vermedi adama, iyi mi? Adama kimse hasar... Tamamen benim hatam. Ben göremedim yani adamı. Hah, şimdi oldu. Efendim, eksik bitkiler var. Yeterince hızlı oynayamıyorum, farkındayım. Kendimle gurur duymuyorum bu yüzden. Seni bir küçültmek istiyorum. Şunu da bir zehirleyeyim diyorum. Bence güzel olur onu zehirlemem. Bunun gazetesi kırılırsa eğer, o da asabi bir insana dönüşecek birdenbire. Şunu şöyle bir koydum. Bum 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 bum. Evet, şimdi sana bir ulti atalım. Bakalım ultin nasıl bir şeymiş. Bir de sana ulti atalım bakalım. Oo, çılgın. Bir şey söyleyeyim, gölge bitkilerini kesinlikle küçümsemişim. Gölge bitkileriyle oynamamız gerekiyormuş bizim bu bölümleri. Gölge bitkileri olmadan burada ilerlemeye çalışmak tamamen bizim fantazimizmiş. Fantazimizmiş, evet. Şimdi sıradaki bölüm için hazırım. Hayır. Sonsuz bölüme ilerlemeyeceğim. Anlıyorum seni. Seni kesinlikle anlıyorum. Sonsuz bölüme ilerlemeyeceğim. Hadi bizi eğlendir, değişik bir bölüm ver bize. Değişik bir bölümle bizi eğlendir. All Star zombiler geliyor Dave. Dokundukları ilk bitkiyi yok ederler. Onların ayıbı. Şu değil mi? Şimdi bir düşünelim, aslında bizim dizilimimiz gayet güzel. Yeterince hızlı dizilebilirsek hiçbir sorun olmayacaktır. Bombayı fazla erken koyduk. Şuna paramız yetiyor değil mi? Hala da yetecek, bundan sonra da yetecek. Güzel. Senin için de bir tane ayarlayalım şimdi. Hala paramız yetiyor. Şu anda yetmiyor. Canı sağ olsun. Evet. All Star geldiği zaman kullanacağım bir tane bombayı.
Canım benim böyle yapma ama. Gazeteli geldiği zaman da kullanmak zorunda kalabilirim. Bunu atayım sana mesela. Bütün şeyler hazırlandı mı? Evet, hepsi hazırlanmış. Lobster lazım hatta bir tane. Bombayı bırakacağım galiba şu anda aranıza. Evet, bombayı bıraktım. İyi de oldu zamanlaması. Şimdi bir tane de sana bırakalım şöyle. Sana da bir tane küçükten bırakayım. Yapma be. Bu biraz acımasız olmuş. Şimdi fark ettim durumun ne kadar kötü olduğunu. Onları kesinlikle bir şeylerle yavaşlatmak lazımmış. Şöyle. Al bunu. Ha. Aman diyeyim. Başka bir şeylere çarparak git. Hayır. Aa, bunlar sakat. Bir saniye o zaman şunu bırakıp bir ulti atacağız buna. Bununla halledeceğiz bu durumu. Biraz daha yaşam şansı bırakacağız kendimize. Şöyle bir bırakayım, bilmiyorum ne elde ederim. Sana ulti atarsam belki bir şeyler olur. Hiçbir şeyler olmadı sana ulti atarsam var ya. Helal olsun. Bir tane daha şöyle bırakalım. Sonra ona ulti atalım. Tekrar bütün düzeneyi kuralım. Bombamız geldi o sırada. Belki bomba bizi biraz kurtarır. Bombamız gelemedi bir türlü. Gelseydi bizi kurtarırdı. Bombamız geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Belki kurtardı. Belki. Bilemiyorum. Belki bir ihtimal. Senin önüne hemen şunu koysak gerek kalmadı. Yine de bunu koyalım. Yanına da bunu koyalım. Şuraya da bunu koyalım. İçinden bir şey çıkarsa onu bombalarız. Neyse içinden bir şey çıkmadı ama biz durumu son anda kurtardık. Şu gölge bitkilerini belki de kardeşlerim ben tatildeyken hazırladığım, çektiğim videolarda. Gerçi en son videoda keşfetmiştik zaten evet ama belki de siz kardeşlerim yazdınız onlar çok güçlü onlarla combo yap falan diye. Onlar haricinde bir şey kullanmaya çalışmak kesinlikle ölüm oluyormuş. Hatta buraya bile gerek yok ya. Gölge bitkilerinden devam edebiliriz. Bu sırada gözüm seyirmeye başladı. Sinirleniyorum. Sinirleniyorum. Normal oyunda sinirlenmesem de demek ki Plant vs. Zombies deyince artık gözüm seyiriyor böyle. Ha yine geldi. Yine geldi bu kendi crash. Hadi bakalım. Crashalım kendileri. Hemen seni upgrade edeyim koç. Mükemmel. Şuradan bir dörtlü yapayım da bir ulti gelsin. Bir dörtlü yapayım bir ulti daha gelsin. Keşke bir dörtlü daha yapabilsem. Hiç acımazdım bir ulti daha atardım ama. Olmadı. Peki şöyle yapalım o zaman. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor gibi görünüyor. Bu da bir dörtlü oluyor. Mükemmel. Efendim acele acele acele. Böyle çok da panik yaptırmak istemiyorum. Kendi kendimi panikletmek istemiyorum ama... Biraz da acele etmek lazım tabii. Mesela bundan da bir dörtlü. Aslında gayet de hoş oldu. Şunları desem bunu ben diyeyim. Bence fasulyeler alevli gerçekten güzel bir combo. Hele de dörtlü olduğu zaman şöyle tadından yenmiyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl bir çılgınlık yaşandı ben bile anlamadım orada. Yaşanan çılgınlığı ben bile anlayamadım. Fasulyeler altılı yedili yaptı. Fasulyeler. Bırakın dörtlüyü bildiğiniz... Altılı yedili oldu. Hemen şunu da upgrade edelim o zaman. Birazcık gözüm karışmakla birlikte ufaktan. Oo, kral bir saldırı geldi oradan. Tek kelimeyle kral bir saldırı. Bir şey dörtlü olur mu diye görmeye çalışıyorum ama çok da kolay değil yani onu görmek. Herhalde olmayacağına karar verdim. Bu sefer çok güzel dizildi bizim bitkiler ya. Gerçekten güzel dizildi. Sen de tam bir terbiyesiz gibi dizildin gerçekten. Paldır küldür yedi adam onları ya. Gözlerinin yaşına bakmadı. Biz ne bonuslu şeyler yapmışız demin oyunun başında ha. Bunu da upgrade ettik. Gayet güzel oldu bence. Bir de 75 match mi dedi.
Gayet insaflı derecede meç ettirmiş bize bunları ya. Gerçekten de insaflı derecede meç ettirmiş. Olmayacak bir sayı da değil yani. Çok da kolay geçtik bölümü ya. Öyle ki buzlu karpuza bile gelemedik yani. Çok hoş. Hemen next diyorum o zaman. Önüne gelen bir zombiyi çeker gibi bir şey diyor. Anlamadım. Kullanıp görelim bakalım. Yok olmadan önce de 3 tane zombiyi haklar diyor. Şimdi deneyip göreceğiz bence. Geri kalanları aynen ver dersek bu olmasın, kiraz olsun. En azından istediğimiz zaman kullanabiliriz ya. Ne yapalım artık, biraz işlerden fedakarlık yapacağız. 75'miş bir de. Kesinlikle şu koşanların önüne ama şey atmak lazım. Pardon da su mu gelecek? Su zombileri gelip duruyor. Anlamadım ben bu işi. Yavrum korkuyorum evladım, böyle yapmayın. Su gelmeyecekse neden su zombisi var? Çok da istemiyorum bunu yapmayı aslında ama... Güzelmiş. Gerçekten güzel oldu. Buraya da bunu koyalım. Birazcık ufak bir yardım istiyorum sizden. Canlarım benim. Aha, bir tane zombiyi gönderdi. Bir zombiyi evine gönderdi. Aa, üzerine ahtapot kafası yedi ama. Bu hiç hoş olmadı. Bir ahtapot kafası daha yedi. Ahtapotlar rezilmiş. Şuna da bunu atalım. Efendim, buraya arka tarafa bunu koyalım. Bir şey söyleyeyim mi? Sana şunu bile bırakırım. Sırf seni indirmek için. Vallahi sırf seni indirmek için bırakırım onu. Evet, çok hoş değil bu. Sana şunu atalım. Şuraya bunu atalım. Seni zehirleyelim. Senin yoluna minilten koyalım. Ha, zehirleyeni yok ettin öyle mi? Çakal seni. Seni çakal. Demek zehirleyeni yok ettin. Al o zaman bakayım bunu. Hebülübülübülü yapsın diyecektim. Hebülübülü yapamadı. Vallahi bence benimle baş edemediniz yine de. Bir de şunu koysam seni... Hadi bakalım, kafayı kopardı. Kafalar kopar dedi. Mükemmel. Oldu oldu. Bu da takımın üyesi oldu. Güzel oldu. Koni kafalı zombi görevini de tamamlamış olduk. Şöyle bakarsak... Modern Day zombileri indir kısmı halloldu. Yine bana onlarca şey gösterecek ama büyük ihtimalle şimdi... Mesela bananlı launcher'ı da açmamışız. Bunları sırf korkudan açmadım var ya. Bunları korkudan açmadım. Çünkü bunları açtığım zaman arkasından PvP görevleri gelmeye başlıyor. PvP görevleri gelince de ben biraz ürküyorum açıkçası. Çocuğum topla. Çocuğum kaç tane bonus verdin yavrum? Shadow Shroom bonusu. Bunlar şimdiki bonuslara gelmeye başladılar. Shadow Shroom. Gerçi hepsi ikinci level olmuş zaten. 75 istiyorlar. Onu da öyle kolay kolay toplayamayacağımız için bu bonusları açmak bir şey ifade etmiyor aslında. Hah, bu birinci level. Belki ona bir şey gelse açabiliriz. Biz kaç bölümdür şey yapmıyoruz ya, bu bonusları toplamıyoruz. Bu da Shadow bonusu gerçi. İşte mesela bu ikinci level'dan galiba yukarı çıktı. Üçüncü level'a ulaştı. İnanamıyorum ama...
İnanılır gibi değil. Yok, bu ulaşamadı. Bu zaten birinci level'ın dolu getirdi. Şimdi işte expire olmuş. O rezil görevlere başlıyoruz. Complete. Complete. İyi, çok fazla bir şey yokmuş. Tile turnip açılacak 4 level sonra. Fume shroom diye bir şey açılacak diyor. Bu ne? Ha, bu Dark Age'de. Dark Age'i oynamamışım ben. Dark Age'i pas geçmişim. Zombos'a 11 bölüm varmış. Premium'u bedavadan dene diyor. Beleşten dene. Canım teşekkür ederim. Değerliler var. Kapattım bunu. Next level diyelim bakalım. Hala gözümüz psiko gibi seyiriyor. Küçük adımlar duyuyorum. Küçük küçük adımlar. Oo, her tür geldi. Her tür. Bence bu dizilim iyidir. Şöyle bir bakalım. Let's rock. Şu etrafa bonus veriyorum ama daha ileriye de bonus vermek istiyorum aslında. Ne yalan söyleyeyim. Zombiler geliyor. Üzgünüm, zombiler geliyorsunuz ama göremiyorsunuz. Şu baloncular çok kötü ya. Çok kötüler. Çünkü inmiyorlar bir tanesinde bunların. Gerçekten kötü yani. Ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi var ya, nefretlik nefretlik. Bombayı hepsini kullandık. Arkasından böyle bir şey yaptı. Müthiş değil mi? Dusk Lobber açılmış. Hemen onu koyalım. Efendim, şuralara da bunları koyalım. Eksik kalmasın. İşler hasar vursun en azından. Bir de şunu yiyeydim mesela. Mükemmel olurdu var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Keşke kırılsaydı önündeki şey. Neyse, kırıldı. En azından kırıldı. Ne oluyor öyle be? Babacığım, ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Bu olamaz. Gerçekten psikopata bağladı oyun. Oyun psikoposa bağladı. Ben size neler yapacağımı şaşırdım. Neler yapacağımı şaşırdım size. Benim acil bir dinamite ihtiyacım var. Vallahi dinamite ihtiyacım var. Ne? Şu orta sıra giderse zaten ben giderim. En üste gitti. Şurayı patlatayım bari. Ve acilen şunları kurmaya çalışayım tekrar. Oraları artık ben kayıp vaka olarak sayıyorum. Bilmiyorum. Şurayı bir 75'likle kurtarmaya çalışabilirim. Şununla. Evet. Neyse, oyunun sonuymuş. Sonuna kadar gelmeyi başarmışız. Güzel. Doktor Zombos'a 10 bölüm kaldı diyor. Bu arada dışarıda tekrar İstanbul'u felç eden, yağmurun üzerine tekrar felç eden bir yağmur başladı. Evet, cumartesi. Neyse ki ben erken dönmüştüm. Size bu videoyu hazırlarken. Şimdi ne diyorsun? Get ready set. Ne yaptın? Seni ben bitirdim. Bakalım hangisiyle dönmek istiyorsun diyor sahnelere. Bununla dön. Bir de bununla dön. Bir de bununla dön. Şununla dön. Boom. Bununla dön. Boomlayalım. Gasten'de kalırsa bu boom'da yuh derim ama artık sana, biliyor musun? Ha neyse, Gasten'de kaldı. Vallahi Gasten'de kaldı. Vallahi Gasten'de kaldı. Çüş diyorum sana ya. Abi böyle bir şey olamaz. Çok saçma. Gaste ile, yani şimdi zombi oyununda mantık mı arıyorsunuz diyeceksiniz ama Gaste ile
Gaste ile, bir daha söylüyorum. Gaste ile böyle bir şey yapmak. Peki. Vay arkadaş. Ne kadar zor bir hayatmış bu böyle. Bu yaptığın olmadı işte. Bu yaptığın delikanlığa sığmadı. Bu yaptığın delikanlığa sığmadı. Yani olmayacak gibi görünüyor. Bakalım. Şunu şöyle koyup sizi bir patlatsam. Sonra da bunu alıp şöyle atsam. Herkesi durdurmak babında. Bum. Olmadı. Bir öncekine patladı o. Lütfen. Bir şeyler yapmanız lazım. Bir daha. Vallahi son ana kadar direttik. Son anda kurtardı adam. Şöyle yapalım. Daha da geri atma onları. Onu hiç yapma ya. Onu hiç yapma. Abi bu oyun kurtuldu mu? İnanamıyorum nasıl kurtulduğuna oyunun ya. İnanılır gibi değil. Doktor Zombos'a 9 bölüm diyor. O zaman şapkamın içinden çıkanlara bakarak sıradaki bölüme doğru ilerliyorum. Yine böyle değişik bir bölüm istiyorum senden. Standart bölüm verme bize. Değişik bölüm. Vallahi değişik. Değil. Standart. Peki. İlet sırak diyelim. Ama şimdi asıl işler zorlaşmaya başladı. Çorba olmaya, karışmaya başladı düşmanlar. Paramı boşa harcamak istemiyorum. Erkenden mantar falan koyup. Evet, şöyle idare etmeye çalışacağız. Bir şekilde artık olmayacak biliyorum ama olduğu kadar idare etmeye çalışacağız. Orada gökürlemeye başladı. Böyle olunca her zaman aklıma elektrikler geliyor. Elektriklerimizi çok seviyorum. Nazar değmesin. Wow, onu bile demek ha. Demek onu bile ha. O zaman elimi çabuk tutmam lazım. Niye beceremiyorum elimi çabuk tutma kısmını ben acaba ya? Şunları bir an önce bırakmam lazım. Şunu bırakmam lazım. Yere bunu bırakmam lazım. Üzerine ultra atmam lazım. Önüne de bunu bırakmam lazım. Yediği hasar azalsa da tabii adam hala o bitkiyi yiyor. O gerçek değişmiyor. Şunu bırakalım şuraya. Buraya yine de bunu bırakalım. Şuraya bir tane bomba bırakalım. Oh, üst tarafta hiçbir şey yok. Bunu daha şimdi fark ediyorum. Peki, yukarıdan bütün herkesi yok eden dev gelmiş zaten sağ olsun. Bıraksan ne olur yukarıya bir şey? Bıraksan ne olur yani? Baksana, hepsini yok ediyor orada. Peki, buna ulti atsak ne yapıyor? Acaba her bir kimseleri çekiyor mu? Ama adam orada şovunu yapmaya devam ediyor. Bireysel şovunu yapıyor adam orada. Bitirdi resmen adam bizi yani. Adam bizi bitirdi resmen. Sana şunu bırakayım. Güzel. Ha bunu buna doğru gitsen. Hayda. Sen nereden çıktın pislik? Deve hasar verebilecek galiba anca.
Başka bir şey yapamıyor. Aa, o sırada kimse yok. Olmaz. Olmaz, o sırada kimse yok. Üst taraftan olur. Oradan olur ama buradan olmaz. Seni indirmem lazım. Buradan gidebilirsin abi. Buradan gidebilirsin. Buradan gitmenin bence mahsuru yok. Aa, zehirlenmedi de. Karaktersize bak. Şöyle koyayım ben de. Ha, nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş beyefendi küçülmek? Abi zehirlenmiyor adam, çıldıracağım. Yani çok da önemli bir ayrıntı değil ama yine de yok abi, adamı zehirleyemiyoruz. Ama ne uğraşıyorum ya, kopsun kafa. Bu kadar basit. Kafalar kopar. Sıradaki bölüm. Doktor Zombotron'a ne kadar kaldı? Gölge bitkileriyle gerçekten biraz fazla kolay oldu galiba bu oyun ya. Doktor Zombotron'a da az kalmış. Oo, çılgın bir bonusla başladım hemen. Peki, böyle yapmak istemiyorum. Şu anda yapmak istediğim şey bu. Efendim, o hareketleri şuralarda mı yapsak acaba ya? Güzel, şimdi. Şunları bir upgrade edelim öncelikli olarak. Ah 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 ah. Cızırdayanı oraya çekeceğim de. Üçlü dörtlü yapacağım da, değişik planlarım vardı ama olmadı bu planlar maalesef. Bu planların hepsi yattı. Bir şey göremiyorum. İmdat. İmdat, bu oyun panikledim biraz niyeyse. Şöyle bir tane dörtlü çıkarmayı başardık. Umarım bu bizi biraz rahatlatır. Şimdi bir tane cızırdak da şuradan alalım. Efendim, şöyle bir şeyimiz varmış. Şurada bunu gördüm. Aha, bir tane dörtlü ama çok alakasız bir yerde. Pek bir işe yaramadı o yüzden. Kendi bitkilerimi mi yaktın dedim ya, ne yapıyorsun öyle? Cayır cayır üzerlerinde bir şeyler çıktı. Şimdi öncelikle onu lazere çevirmek istiyorum aslında ben. O yüzden biraz daha direnmem gerekecek. Efendim, al sana da bir tane dörtlü, al sana lazer. 100 match diyorsun öyle mi? Match sayılarında çok bir değişiklik yapmıyorsun anladığım kadarıyla. Çok kibar bir oyunsun sen. Farklı bölümler geliyor gidiyor ama sen yine onları aynı sayıda match yapın diyorsun. Peki, bu kibarlığını şöyle ödüllendirmek istiyorum. Yavrum, arka tarafa çekiyorum. Niye 40 saattir izin vermiyorsun hamleyi yapmama? Ayıp değil mi bu senin yaptığın? İşte bu kadar. Şimdi şurada bir tane daha. Allah, dörtlü yapacaktım, üçlü oldu ya. Bu da bayağı bahtsızlık oldu ama. Şunları biraz daha gezel bir şeye dönüştürelim şöyle. Her ne kadar güçlü de olsa o. Sen de şuradan onu bir donduruver ya. Üçlü araya bir şey gelir mi? Şuradan taktiksel bir şey yapmaya çalışıyorum ama ne kadar düşünürsek o kadar da vakit kaybetmiş oluyoruz. Düşünme oyuna stilini mi uygulasam diyorum. Hızlı hızlı hemen denk geldiyse önümüze ilk denk gelen şeyi hemen şuradan seçelim. Sen de tosbağa ne biçim yiyorsun onları, ben anlamadım ki, bu zaten gazeteli adam galiba. Devler mevler bile yalan, bu oyunun en güçlü şeyi olabilir. Sen biraz fazla dombiksin galiba, kısa kaldı sana şey. Hızır kısa kaldı. Kardeşlerim, next level diyelim ama Zombotron'dan 7 bölüm kala videomuzu burada sonlandıralım. Bir dahaki videoda da 7 bölüm oynadığımızda oyunu güzel bir şekilde noktalarız diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.
Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.